Selam gençler Kimya Adası nasılsınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda bileşikleri isimlendireceğiz. Bu kısmı iki bölüme ayırdım. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bileşik deyince bileşikleri biliyorsunuz hani daha önce bahsetmiştik iyonik bağlı bileşikler ve de arkadaşlar ...kovalent bağlı bileşikler olarak biz ikiye ayırıyorduk. Şimdi ben bu ders videomda arkadaşlar... ...iyonik bağlı bileşikleri sizlere anlatacağım... ...ve o şekilde de isimlendirme yapacağız. Yani isimlendirmemiz iyonik bağlı bileşiklerdir. Onun üzerine düşüneceğiz. Arkadaşlar bir kere iyonik bağlı bileşikler nasıl oluşurdu? Elektron alışverişiyle değil mi? Evet alışveriş olacaktır. Alışveriş oluşan bileşik türüne biz... ...iyonik bağlı bileşikler adını veriyoruz. Ve iyonik bağlı bileşiğe baktığımız zaman arkadaşlar burada katyon ve anyondan oluşur. Peki genel kural nedir iyonik bağlı bileşiği isimlendirmekte arkadaşlar? Bir kere çok basit. Katyonun adını söyleyeceğiz bir de arkadaşlar anyonun adını söyleyeceğiz. Peki ama burada şimdi e, kısımda şöyle bir sıkıntımız var belki. Evet bu kadar kolay gibi gözükle de biz ne yapmamız lazım? Bazı anyon ve katyonların isminin yükünün bilinmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu önemli bir kavramdır. Belki ölseyim Birebir isim sormasa bile biz bu yükleri bilmek zorunda Bizim alfabemizdir arkadaşlar. Hadi gelin bakalım beraber bunları çalışalım. Ee, siz de arkadaşlar mesela bu tabloyu çıkartarak işte çalışma masasının üstüne asabilirsiniz. Ne kadar böyle her gün bir tane ezberlesiniz. Zaten işte 10 günde 15 günde bunlar hepsi ezberlemiş olur. Arkadaşlar bakın lityum bir a zaten bakın bir adaki yükleri artı bir olur. Lityum artı bir görüyorsunuz ki işte sodyum artı bir görüyorsunuz arkadaşlar. Potasyum artı 1 görüyorsunuz arkadaşlar. Evet hidrojen 1A'da onun bir istisnai bir durumu vardır. E, ee, eksi 1 de alıyor. Eğer metalle bileşik yaparsa eksi 1. A metalle bileşik yaparsa artı 1 oluyor. Arkadaşlar gümüş görüyorsunuz artı 1. Arkadaşlar bakır artı 1 alır. E, ee, civa artı 1 alır. Arkadaşlar bu amonyum dediğimiz bazı çoklu kökler de vardır. Bakın NH4 amonyum daha önce iyon kavramında bahsetmiştim. Böyle tek bir atomdan oluşmak zorunda değil. Birden fazla atomdan da meydana gelebilir. Arkadaşlar bu da hidronyumdur. Bakın biz bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bakın arkadaşlar burada bir A grubu genellikle 2 A o zaman artı 2 olacak tabii ki baktığımız zaman. Berilyum arkadaşlar burada bileşik halde artı 2 alacaktır. Magnezyum arkadaşlar tabii ki e, ne yapacak? Artı 2 alacak. Kalsiyum artı 2 alacaktır. Stratyum gene iki adlıdır arkadaşlar. Stronsyum diye de geçer. Stratyum diye geçer. İkisi de bilinmeli. Yani bence çünkü bazı sorularda farklı element gibi düşünebilirsiniz. Baryum arkadaşlar burada söyleyebiliriz. Bakın çinko söyleyebiliriz. Ve mangan burada bizim karşımıza gelir arkadaşlar. Ben buraya bir tane daha evet devam edelim. Bakır var görüyorsunuz arkadaşlar. Civa var. E, demir var görüyorsunuz ki. Şimdi hocam e bakır burada da vardı. Evet. Şimdi bazı elementler birden fazla değişken yük alabilir. O yüzden bakın şimdi ben burada bakıra bir diyeceğim. Burada bakır parantez içerisinde Roma rakamıyla iki diyeceğim. Civa'ya burada ben artı bir için bir diyeceğim. Burada civa 2 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi demir, demirin bakın burada da var görüyorsunuz ki. O zaman arkadaşlar demir burada 2 iken yükü burada da demirin 3 olduğunu söylemeliyiz. Bakın kurşun, e, kurşunun 2 aldığı yük var ama kurşunun burada arkadaşlar 4 aldığı yük de var. Hatta bakın mangan burada 2 var görüyorsunuz ki. Şurada 2 var özür dilerim. Şurada mangan arkadaşlar görüyorsunuz manganın 4 aldığı yük de var. Hatta arkadaşlar manganın Artı altı aldığı yük de var. Şimdi bunları arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmak ki sonra ya bazı elementler birden fazla yük alacak. Ben birden, birazdan bunları tablolarla vereceğim size. Kafanızı karıştırmak istemiyorum aslında bunu söylerken de hani bunları bilelim diye istiyorum sadece şu anda. Kalay bakın, kalay hem iki alır, hem de bazen arkadaşlar kalay 4 de alabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Chrome arkadaşlar. 2 alacaktır ve e, kromun aslında 3 aldığı da var şurada evet yazmışım. Krom 3 var burada. Alüminyum arkadaşlar tek başına alacaktır 3 olarak. Şimdi arkadaşlar tek bir tane yük varsa zaten parantezine yazmıyoruz. Mesela sodyum mesela yazmadık 1 olarak. Veya işte alüminyum yazmadık ama kromu hem 2 olarak hem 3 olarak da belirtiyoruz burada görüyorsunuz ki. Evet. Arkadaşlar bir de anyonlar var. Anyonları da bilmek zorundayız tabii ki. Asıl katyonlara göre anyonlar bir tık daha zor olabilir ama dedim ya bunları çalışma masasının üzerine asalım ve arkadaşlar her gün bir tane ezberlersiniz. Zaten 10 günde 15 günde ezberlersiniz çok basit bir şekilde ki 7A grubu mesela eksi 1'dir. Mesela bakın flor tabi bunun anyon isimlerini vereceğim ben burada. Mesela flor ya ne oluyor arkadaşlar florür oluyor tabi baktığımız zaman. Klor klorür oluyor. Üreki gelir genellikle zaten. Brom bromür olur. Bakın 7A grubu ya daha önce de çalışmıştık. İyot iyodür olur. Bunu bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nitrat çok önemli bir köktür. Bakın nitrat. Bunun ismi nitrat. OH hidroksit demektir arkadaşlar. Önemli. Bunu bilmek zorundayız. Hidroksit. Evet. Ee, e, baktığınız zaman e, nitrat. Bakın NO3 nitrat ki arkadaşlar bu nitrit oluyor burada baktığımız zaman. Evet. Bu siyanür. Bakın önemli. Yükü eksi bir. Ve iyodat. Bunları çok yaygın kullanıyoruz. Arkadaşlar bu permanganat, ee, evet. Arkadaşlar bu asetattır. Görüyorsunuz ki bu hidrür. Arkadaşlar bakın hidrojenin yükü eksi olunca hidrür oluyor. Şimdi burada arkadaşlar dört tane yapı var. Ee, çok birbirine benziyor. Buradaki işte klorun yükselken basamağına göre değişiyor. Arkadaşlar burada e, şuna biz perklorat diyelim. Arkadaşlar bu klorattır bakın. 4 olunca perklorat oluyor. 3 olunca klorat oluyor. iki olunca klorit oluyor. Arkadaşlar böyle olunca da hipoklorit olur. Bunları bu şekilde bilelim arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü çıkabilir karşımıza. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi buradan yola çıkacağım. CO3 şimdi şuraya geldiğimiz zaman şuraya yazmışız bakın. Bak bu karbonat ya. Bu karbonattır bunun ismi arkadaşlar. Şimdi eğer bir şeyin başına H gelince B geliyor. O zaman bu arkadaşlar bir karbonat oluyor. Bak Şimdi karbonatun yükü eksi 2 hidrojen gelince yükü bir artıyor yani eksi 1 geliyor bir karbonat oluyor. Aynı şey bakın sülfatta da var. Bak bu sülfattır. O zaman hidrojen gelince başında HSO4 yükü de eksi 1 yani o zaman bu da bir sülfat oluyor tamam mı? Bunu bu şekilde söyleyelim. Bak bu oksit arkadaşlar oksijen yükü eksi 2 olunca oksit oluyor. İki tanesinin yükü eksi 1 olunca o zaman arkadaşlar peroksit ee, peroksit olur. Peroksit diye bir şey duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yani oksijen yükü eksi 1 oluyor burada. Bakın kükürt yükü eksi 2 olunca sülfür oluyor arkadaşlar. Şimdi e, SO4 sülfat, SO3 arkadaşlar sülfittir. Ben bunları bakın şu anda sizi çalıştırmış da oluyorum aslında. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu kromattır. Bu dikromat görüyorsunuz. Hani e, bilelim. Ya yani bunlar arkadaşlar mecbur ezberlemek zorundayız. Şimdi arkadaşlar bakın şurada fosfat var. Tamam mı? Bak yük aynı demdenki gibi. PO4 yükü 3 fosfattır. Hidrojen gelince 2 oluyor tabii yükü de. Bir artıyor. Eksi 3'den 2'ye geliyor. O zaman bunun ismi arkadaşlar bir fosfat oluyor. Evet. Bunun arkadaşlar e, bakın şimdi şurada permanganat ya. Bakın bu da manganat. Tek farkı ne biliyor musunuz? Tek farkı yükü. Bak buradaki toplam yükü 2. Burada yükü yükümüz 1. Şimdi burada azotun yükü 3 olunca nitruj oluyor. Bunu nitratla karıştırmayın. Bak nitrat NO3 yükü 1. Bakın bu da fosfür. Bakın fosfatla karıştırmayın. Fosfür ve fosfat. Arkadaşlar bu da e, fosfit. Bakın e, yani benziyor tabii ki. PO4 olunca fosfat. PO3 olunca fosfit. Bu da arkadaşlar karbür. Karbon, karbür oluyor. Evet ben bunları bu şekilde yazmış oldum. Siz de tabii çalışacaksınız. Şimdi arkadaşlar hatırlatma yapalım. İyonik bağlı bileşiklerinde ne yapıyorduk? Biz bir kere çaprazlama kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar burada neydi? Cl-1 ismi e, klorürdü değil mi? Mesela e, oksijen-2 oksitti. Evet burada baktığım zaman PO4-2-3 de fosfattı değil mi hatırlıyorsunuz? E, bu zaten sodyum biliyorsunuz değil mi? Bu magnezyum, magnezyum artı 2. Evet görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar alüminyum değil mi? Alüminyum şeklinde biz bunu ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar ne yapar? E, çaprazlama yükünü hatırlayalım. Bakın ne oluyor? Sodyum artı 1, klor eksi 1. Çaprazlayınca zaten sodyum 1 alır, klor 1 alır. NaCl olur. O zaman bunun ismi ne olur arkadaşlar? Sodyum klorür. Bu kadar. Şimdi bakalım. Sodyum yükü artı 1. Evet. Oksijen var. Eksi 2. Çaprazlanınca ne olur? Arkadaşlar Bak sodyum şu 2'yi alır, oksijen tek başına kalır. O zaman ne olur? Na2O. O zaman bunun ismi sodyum oksit. Peki devam edelim arkadaşlar. Başka ne var? Şimdi sodyum var yine ama fosfat var. Fosfatın yükü -3. Çaprazlayınca sodyum tek başına kalıyor ama şu 3'ü alıyor altımıza. po te bir burada bir tane çünkü bir şey bir şey veremeyeceğine göre sodyum. Biz bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Na3PO4. Yani bunun ismi ne olur o zaman? Sodyum fosfat. Ne yapıyoruz o zaman isimlendirmede arkadaşlar? Önce katyon söylüyoruz. Sonra anion adını söylüyoruz. Bakın magnezyum yükü artı 2. E, klor var eksi 1. E, çaprazlanınca ne olur? mgcl 2 Buraya iki gelir. O zaman mgcl 2 O zaman bunun ismi ne olur? Magnezyum klorür. Evet anlaşıldı mı? Bakın. E, bak artı 2 eksi iki birbirini götürür zaten değil mi? Tabii öyle olmak zorunda. Çünkü magnezyum Artı 2. Oksijen eksi 2. Biz burada sadeleştirebiliyorduk. Hani Mg2 O2 ama ne yapıyoruz? MgO şeklinde yazabiliyoruz zaten. MgO o zaman ne olur arkadaşlar? Magnezyum oksit. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Magnezyum bakın şimdi şu 3'ü alacak alta. Mg3. PO4'ü tabii ki arkadaşlar neyi verecek 2'yi verecek ama parantez kullanmak zorundayım çünkü p4 komple ben bunu daha önce çalıştırmıştım biraz hızlı gidiyorum o yüzden o zaman bunun ismi ne olur magnezyum fosfat oluyor Evet devam edelim. Alüminyum AlCl3. İsmi ne olur? Alüminyum klorür. Yazmıyorum arkadaşlar. Bakın bunun bileşik Al2O3 olur. O zaman bunun bileşik ismi alüminyum oksit olmuş olur. Bakın Art3 3 birbirini getirir, götürür. AlPO4 kalır. O zaman bunun ismi de alüminyum fosfat olacak arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi isimlendirme çalışmalarına başlıyoruz. Daha detaylı bir şekilde. Arkadaşlar bunun ismi bakın sodyum var, iyot Tabi burada yapmamız gereken şey yüklerini bilmek. Tabii ki baktım zaman. Aynı zamanda iyon isimli Bakın sodyum var, iyot var. Bir kere metalin yaptığı bileşik arkadaşlar her zaman iyonik bağlı bileşiktir. Kuralımız bu. Metal iyon adını söylüyoruz, sonra ametal iyon adını söylüyoruz. O zaman bunun ismi sodyum iyot sonda olunca iyodür diyoruz. Evet. Bakın potasyum ve flor ama florür oluyor tabii ki. O zaman ne olur? Potasyum florür. Evet diyoruz. Peki magnezyum var. Magnezyum bromür değil mi? Bu şekilde söylüyoruz. Çünkü brom oluyor arkadaşlar. Kalsiyum var. Kalsiyum azot var. Nitrür. Bakın nitrat değil. Nitrat şuydu. Unutmayın. Burada tek başına ise ne olur? Nitrür olur. Peki berilyum oksijen var görüyorsunuz. Burada bak arkadaşlar bir şey verememişler gibi ama aslında berilyum yükü artı 2 oksijenin yükü eksi 2 gitmiş bunlar. O zaman ne olur bunun ismi? Berilyum oksit. Bu kadar. Berilyum oksit diyoruz. Peki buna bakalım. Strasyum Değil mi? Strasyum var. Fosfür, değil mi? Fosfor ya. Sonda fosfür oluyor. Lityum sülfür. Kükürt var çünkü. Sonda sülfür oluyor. Devam edelim. Çinko var bakın. Çinko oksit evet. Bakın gümüş var. Gümüş karbon var. Karbür evet. Peki kalsiyum var ve hidrojen var. Hidrür. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi başka notumuz var. Metal birden fazla yük alan ise bak deminden bahsetmiştim hatırladınız mı? Hatta işte yanına işte Roma rakamıyla falan vermiştim. Evet metalin yükü parantez içerisinde Roma rakamıyla belirtilmelidir. Evet kimlerdir bunlar? Bakın sadece bunların arasındaki bu bileşikler arasında yani bu elementli bu elementlerin yaptığı bileşikler. Bakın demirin yaptığı bileşiklerde bakırın, civanın, manganın, kromun, kalayın ve kurşunun yaptığı bileşiklerde ne yapıyoruz? Parantez içerisindeki yükünü söylüyoruz arkadaşlar Roma rakamıyla. Bakın Şimdi sodyum iyodür diyoruz. Bakın sodyumun yükünü söylemiyoruz. Çünkü sodyum sadece artı bir oluyor ama demir bileşik yapmış olsaydı demirin yükünü parantez içerisinde vermek zorundaydık. Hadi bakalım yapalım örneklerimizi. Daha iyi anlayacağız şimdi. Ne yapıyoruz şimdi? Metalin yükünü söyleyeceğiz. Şimdi bakın burada tabi bilmemiz gereken şey yükler var. O yüzden ben size baştan yükleri verdim. Şimdi bakın burada nereden gelmiştir? Oksijen yükünü biliyorsun tabi. Oksijen eksi 2'dir. Tabi demir bakın şöyle bir şey. Demir artı 2 de alır. Demir artı 3 de alır öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın çaprazlama kuralından eğer demir artı 2 alırsa demir artı 2 alacak. Oksijen eksi 2 alacak götürecek. F olacak. O zaman buradaki demir yükü artı 2'dir değil mi? Peki buradaki demir yükü de aslında bak burada 3'ü vermiş. Demirin buradaki yükü artı 3'tür. Gizli burada 3 vardır. O zaman bu bileşiği isimlendirirken Şimdi demir oksit dersem Buna da demir oksit dersem hatalı olmuş olur. Çünkü eksik olmuş olur. Ne yapacağız? Demirin yükünü söyleyeceğiz. Demirin buradaki yükü 2'dir. Demirin yükünü söylüyoruz bakın. Oksijenin yükünü söylemiyoruz. Oksijen zaten 2. Buradaki demir yükü de 3 olacaktır. Parantez içerisinde bu öyle 3 olarak yazıyoruz. Peki bak kurşun hem artı 2 alır hem artı 4 alır. Bak burada ne yapmış? Kurşun 4 almış. Çünkü klor eksi 1 aldığına göre. O zaman buradaki kurşunun yükünü söyleyeceğiz. Kurşun parantez 4 e, klorür diyeceğiz. Çünkü klor olduğu için. Peki kalay. Kalay hem artı iki hem artı dört alır. Bak buraya iki almış. İkiyi buraya vermiş. O zaman burada kalay parantez içerisinde iki dur diyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Peki bak şimdi potasyum var. Şimdi bak özellikle bunu verdim. Potasyum sadece artı bir alır. Başka bir şey almayacağına göre burada arkadaşlar direkt potasyum iyodür diyeceğim. Yani potasyumun yükünü söylemeyeceğim. Söylersem hata olur. Bak demek ki sadece o değişken yüklerde yüklü söylemek zorundayız. Mesela krom gibi. Krom burada 3'ü almış. Bak burada kükür 2'yi vermiş. Önemli değil. O zaman ne olur? Kromun aldığı yük. Krom 3 sülfür diyorum. Çünkü burada nereden gelmiştir diye gösterelim isterseniz. Krom arkadaşlar burada artı 3'tür yükü. Kükürt de eksi 2'dir. Çaprazlanınca ne olur? İşte krom, Cr, 2, S3 gelmiş. Gördük mü? Şimdi kalsiyum. He, bak şimdi kalsiyum ve sülfür. Şimdi sanki kalsiyum buraya. Şimdi şöyle bir şey. Kalsiyum yükünü söylemek zorunda mısın? Söylemek zorunda değilsin. Çünkü kalsiyum 2A'da. O zaman burada direkt arkadaşlar kalsiyum sülfür diyeceğim. Özellikle bunu verdim gene e, şaşırtma yapmak için. Hani burada eğer değişken olmayınca yükünü söylemiyoruz. Ki yükünü sormuş olsaydık kükürt eksi 2 olduğu için kalsiyum yükü de artı 2 2'di. Onu da bilmek zorundayız tabii ki arkadaşlar. Peki buraya bakalım. Bakır hem artı 1 ama artı 2 alır. Bak buraya 1'i vermiş görüyorsunuz ki. O zaman bakır bir fosfür diyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Kurşun. Ha bak buradaki olay şu. Şimdi oksijen zaten eksi 2 alır değil mi? Şimdi arkadaşlar oksijen eksi 2 alır. Kurşun da burada artı 2 almış ki birbirine bir şey verememişler. Yani PB 2 O2 olmuş. Sadeleşince PB olmuş. O zaman demek ki bu bileşiğin ismi arkadaşlar ne olur? Kurşun parantez içerisinde 2 oksit olmuş olur. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bak burada kurşun artı 4 almıştır. Burada oksijen eksi 2 almış. San, burada sanki 2 almış gibi gözükse de aslında ne oluyor? PB 2 O4'tür bu bileşiğin özü. Ama sadeleşince PbO2 olmuştur. O zaman demek ki buradaki bileşikteki yükü 4 olduğu için bu bileşiğin ismi kurşun parantez içerisinde Roma rakamıyla 4 oksit. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Anladığınızı düşünüyorum. Devam edelim şimdi isimlendirme çalışmasında. Her zaman e, yani tek başına element kullanmayız. Bazen kök de kullanabiliriz. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar burada şimdi mesela bakın şimdi potasyum tamam da kükürt var, oksijen var. Şimdi bu ne? Potasyum kükürt oksit mi? Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi burada neye bakacağız? Biz hani verdik ki bu arkadaşlar sülfattır. O zaman bunun ismi potasyum sülfat olmuş oluyor. Peki devam edelim. Bak NH4 amonyumdu. Bak şurası amonyum zaten. O zaman ne olur? Amonyum klorür. Bu kadar. Peki bakalım. Kalsiyum var. Görüyorsunuz ki NO3 nitrattır. O zaman bunun ismi kalsiyum nitrat diyoruz. Bu kadar. Şimdi Demirin mi yaptığı bileşik? Evet demir ve nitrat görüyorum ama demir değişken yükler aldığı için demir yükünü söylemek zorundayız. Bak burada ne olur arkadaşlar? Burada şöyle bir şey var. Zaten bak demirin yükü aslında artı iki. Nitratın yükü de eksi 1. Çaprazlanınca demir e, iki nitrat olmuş ama yükünü söylemek zorundayız burada. O zaman ne olur? Demir parantez içerisinde 2 nitrat diyoruz. Bakın kalsiyumda söylemiyoruz. Çünkü kalsiyum sadece artı +2 aldığı için. Peki burada ne var? Amonyum var NH4 ve fosfat var, görüyor musunuz? Bu 3 ne? Bu 3'ü söylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Bu 3 zaten fosfattan gelen iyonik bağlı bileşik görüyorsunuz ki. O zaman burada ne vardır? Amonyum fosfat. E hocam bu nasıl iyonik bağlı bileşik? Azot ametal, hidrojen ametal, fosfor ametal, oksijen ametal. Evet ama Arkadaşlar burada iyonlar arasında NH4 iyonu var ve de fosfat X3 iyonu var. İyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti var. Arkadaşlar bu bileşikte hem iyonik bağ vardır hem de kovalent bağ vardır. Kendi içerisinde iyonik bağ ve kovalent bağ içeren bir bileşikten bahsediyoruz. Aynı şekilde burada da öyle vardı. Bakın OH kendi içerisinde kovalent bağ içerir ama magnezyum bileşik yapınca magnezyum hidroksit iyonik bağlı bileşik. O zaman ne olur? Magnezyum var. Magnezyum OH hidroksit. O zaman magnezyum hidroksit diyoruz. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Evet bence anlıyorsunuz. Şimdi krom. Arkadaşlar krom yükünü söylemek zorundayız. SO3 var bakın. SO3'ün sülfit olduğunu söyleyelim ama yükü eksi 2 bakın. Sülfitin yükü eksi 2'dir. O zaman bir şey verememişler. O zaman kromun buradaki yükü de artı 2 olmak zorundadır. Krom parantez içerisinde 2 sülfit diyoruz. Anlaşıldı. Bakın şimdi kurşun buraya 2 vermiş. Kurşun yükünü söylemek zorundayız. Çünkü değişken bir elementimizdir. O zaman bunun ismi kurşun parantez içerisinde 2 fosfat diyor. Çünkü PO4 fosfattır. Bakın magnezyum e, söylemiyoruz yükünü. HSO4 bir sülfattır. Yükü eksi birdir. Zaten buraya bir şey verememiş. O zaman bunun ismi magnezyum bir fos e, pardon bir sülfat. Bir sülfat. Evet bir sülfat çünkü SO4 diyoruz. Peki arkadaşlar burada ne var? Kromat var. Lityum krom, e, kromat diyoruz. Çünkü lidyumun yükünü söylemiyoruz. Çünkü lityum sadece artı bir alıyor. Lidyum kromat adını veriyoruz bu bileşiğe. Peki buna bakalım. He bak sodyum dikromat. Neden? Çünkü bak Cr2O7 yükü 2 bu dikromattır. Sodyum yükü artı birdir. Çaprazlayınca bu bileşik oluşmuş zaten görüyorsunuz ki. O zaman sodyum Dikromat. Arkadaşlar hemen hemen her örneği de size karşınıza getirmek istedim. Şimdi bak burada ne var? Burada arkadaşlar iki tane aynı bileşik varmış gibi. Ne var farkı? Şöyle bakın. Şuraya yazalım isterseniz. Şimdi sodyum var. Evet sodyum artı bir. İkisinde de. Birisinde arkadaşlar MnO4 yükü eksi bir. Birinde ise MnO4 yükü eksi iki. Çaprazlayınca bakın ne olmuş? İki buraya gelmiş bu bileşikte. Burada ise arkadaşlar direkt e, artı bir eksi bir gitmiş bu gelmiş. O zaman arkadaşlar bu zaten permanganattı. Bu da manganattı. O zaman bunun ismi sodyum permanganat. Evet, permanganat diyoruz. Bunun ismi de arkadaşlar sodyum e, manganat diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet bu şekilde bunu söyleyelim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim burada neyimiz var? Bir tane kitabımız vardı. Hatta iki tane kitabımız vardı. Şimdi ben bu kitaptan sorular seçtim sizler için. Konuyu pekiştirmek açısından. Sizlere de bu kitapları öneriyorum arkadaşlar. Ki çözersiniz bence faydası olacaktır çok da fazla. Şimdi bakalım hangisi yanlış adlandırılmıştır diye sormuş. Arkadaşlar bunun ezber konusu. ÖSYM'nin birebir sorduğu soruya benzer sorular var arkadaşlar bu şekilde. Bilmeliyiz arkadaşlar burada. Ee bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu. Şu bir kalsın bakalım arkadaşlar. Dikromat e, dik evet bu doğru. Amonyum evet doğru bakın NH4 artı 1. Demir yükünü söylemek zorundayım artı çünkü değişken demir artı 2 de alabilir çünkü. Bunu söylemek zorundayım. Ama alüminyumu direkt yazıyorum çünkü onu söylemek zorundayım. Değilim çünkü alüminyum sadece artı 3 alıyor. Arkadaşlar buraya bakalım karbonat. Şimdi karbonat şudur. Peki bu ne? Bu bikarbonat. He çünkü hidrojen gelince bir oluyordu zaten ismi. O yüzden cevap burada Adana geliyor. Anlaşıldım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar e, hangisinin adı e, yanlış verilmiştir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Magnezyum artı 2'dir zaten. Peroksit. Peroksit bakın şöyle olunca oksit oluyor. Ama iki tanesinin kü olunca, e, iki tanesinin 2 olunca peroksit oluyor. Arkadaşlar çaprazlanınca ne olur? Artı 2 gider. O zaman o 2 Magnezyum peroksit. O zaman var mı bu? Evet var. Görüyorsun. bu gitti. Potasyum K artı 1. Fosfat da bu. Evet. Çaprazlanınca ne olur? K3PO4 var mı? Evet potasyum fosfat. Bu da var. Sıkıntı yok. Sodyum arkadaşlar bu. Artı bir. Nitrür diyor bakın. Nitrür de şu. Evet azot eksi -3 çaprazı ne olur? Eee sodyum 3 N yani, yani bu şekilde biz bunu söylüyoruz. Görüyorsunuz ki sıkıntı yoktur. Peki arkadaşlar lityum çinkatı söylemedim belki burada soruda karşımıza geldi. Olabilir. Ee, çok karşımıza gelmeyen bir e, iyon olmasına rağmen bilmekte fayda var. artı +1 çinkatla şu arkadaşlar şudur. E evet, çapraz ne olur? Şu bileşik oluşur. Bu da var. Peki mangan MN. Bakın mangan 2 diyoruz. Yani manganın yükün artı 2 olmasını istiyoruz. Oksisatın eksi 2. O zaman çaprazlanınca ne olur? MNO. Var mı öyle bileşik arkadaşlar? Bakın bu magnezyum hidroksit. Magnezyum pardon magnezyum diyorum. Mangan 2 hidroksit bu arkadaşlar. O yüzden bu yanlış oluyor. Cevap burada edilene olacak. Evet. Şimdi burada bazı katyonlar vermişiz görüyorsunuz ki. Bazı anyonlar vermişiz. Hangi bileşik oluşmaz? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bakalım. Magnezyum yükü artı 2 zaten. Lidyumun yükü artı 1. Alüminyum yükü artı 3. Amonyum yükü de artı 1. Bunları bilmek zorundayız. Brom eksi 1. Sülfat SO4 yükü eksi 2. Fosfat PO4 yükü eksi 3. Nitrat arkadaşlar zaten en önemli iyonları buraya yazdığım için fark ettik mi bilmiyorum ama. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? E ne olur? Bakalım. Alüminyumla bromu alsam çaprazlamadan ALBR3 bileşiği oluşur. Evet doğru. Bu. Bakın arkadaşlar lityum var burada. Lityum artı bir. Nitrat zaten eksi bir. Artı bir eksi bir götürür. Li 3 olur. Doğru. Sıkıntı yok. Şimdi magnezyum artı iki. Fosfat eksi üç. O zaman çaprazlanıyor. Ne olur? Bu bileşik gelecek. Sıkıntı yok. Amonyum zaten bu. Sülfatın eksi ikisini altı alınca bu gelecektir. Ama alüminyum artı üç. Nitrat da eksi bir. Çaprazlanınca ne olur arkadaşlar? Şu olur. Alüminyum nitrata 3'ü vermek zorundadır. Yani alüminyum nitrat böyle olmak zorunda ama burada artı 1 gibi muamele yapmış alüminyumu olmaz. Cevap burada Edirne olmalı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi burada bazı bileşikler var. Bu bileşiklerin suda çözüyoruz ki buna bağlı iyonik bağlı bileşikler. İyonik bağlı bileşikleri hatırlayalım suda iyonlaşarak çözünürlerdi. Bize de burada demişiz ki hangi iyon ortamda bulunmaz? Şimdi bakalım. Magnezyum zaten artı 2 olduğu için yani burada magnezyum artı 2 ve nitrat eksi 1 iyonlarını ben bulurum. Evet bu doğru. Potasyum artı bir brom eksi 1 olmak zorunda. Bakın bunları vermiş. Potasyum 2 artı bir brom eksi bir. Bakın bu konu aslında çözünmeyle alakalı bir olaydır. O yüzden bunu yükleri bilmekte fayda var arkadaşlar. Bakın demir burada 2 yani demirin yükü artı 2 fosfatta eksi 3 görüyoruz. Burada bir sıkıntı yoktur. Şimdi kalsiyum sülfat arkadaşlar sanki bir şey verememiş gibi ama kalsiyum 2 a olunca artı 2 sülfat da eksi 2'dir zaten. E, çaprazlama gidiyor bunlar. CSA4 oluyor ama kalsiyum burada artı 2. Sülfat eksi 2 yonları ortamda vardır. Bunu söylemekte fayda var. Peki buna bakalım. Arkadaşlar Çinko'nun yükseltgenme basamağı Artı 2. Çinko artı 2. Karbonat da eksi 2 olunca ne olur? ZnCO3 bileşi olur. O yüzden arkadaşlar burada ne yapmışız? Artı 1 ve eksi 1 vermiş. Olmaz. Hata olan şey budur. Çinko artı 2 e, karbonat da eksi 2 olmak zorundadır. O yüzden cevap burada Edirne olacaktır arkadaşlar. Devam edelim bakalım. E, şimdi burada hangisi peroksit sınıfında yer alır? Peroksit neydi? Bak şu oksit Tek başına ise oksittir. İki tanesinin yükü eksik. Yani bir tanesinin yükü eksi bir ise peroksittir. Bakalım arkadaşlar şimdi. Nasıl olacak? Şimdi burada potasyum artı bir zaten. Şimdi bu normal oksit değil mi? Çaprazlayınca K2O oluyor. O zaman bunun ismi potasyum oksit zaten. Burada bir sıkıntı yoktur. O yüzden bu oksit sınıfındadır. Peroksit sınıfında değil. Peki buna bakalım. Hidrojen e, artı bir oluyor Ametaller birleşik yapınca. Şimdi arkadaşlar burada bakalım e, eğer e, normal oksit olmuş olsaydı H2 olacaktı. Ama burada ne olmuş? Arkadaşlar burada şöyle olmuş. Hidrojen artı bir. Evet. E, şöyle olmuş ki çaprazlanınca H2 O2 zaten kendi özünde var. Evet. Bu o zaman hidrojen peroksit demek ki işte bu peroksit sınıfında yer alan bir bileşiktir. Peki, kalsiyum. Ayrıca kalsiyum artı 2'dir zaten. Oksijen de eksi 2 olsaydı, normal oksit olsaydı CaO olurdu. Yani kalsiyum oksit olurdu. Ama şimdi kalsiyum artı 2 iken e, iki tanesinin eksi 2 olunca artı 2 eksi 2 gider. CaO2 yani kalsiyum peroksit olur. O zaman demek ki bu da peroksit sınıfında yer alır. Hangileri peroksittir? 2 ve 3. Arkadaşlar peroksitleri unutmayın. E, 1A ve 2A grubu elementleri peroksit yapar. Diğer elementlerde yapmaz. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet. Şimdi testimizin son ve en güzel sorulardan birisinden karşı karşıya. Şimdi ne yaptık? Burada birleştirdik olayı. Şimdi biz burada arkadaşlar X, Y, Z elementlerini vermişiz. E1, E2, E3, E4 bunların iyonlaşma enerjilerini görüyorsunuz ki. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bunları ee, nitratla bileşik yaptıracağız. Şimdi nitratı bir kere bilelim. Nitrat arkadaşlar şudur. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar burada zaten istediğimiz kadar fark var. Biz ne arıyoruz? En az 4 kat fark ararız arkadaşlar. Dolayısıyla 4 kat fark burada olduğu için e, x'in burada yükü zaten e1 ile e2 arasında olunca bu farkımız x'in yükü artı 1. O zaman buradaki bileşik bakın çaprazlamadan xno 3 bileşiği olur ve toplam kaç atom olur? Bir tane buradan 2 azottan toplam 3 de buradan toplam 5 atomlu bir bileşikten bahsederiz. Peki buna bakalım. Bakın E1 ile E2 arasındaki farkımız 2 kat yeterli değil. E2 ile E3 arasındaki farkımız evet çok fazla. O zaman demek buradaki Y'nin yükü de artı 2. Nitratla bileşik yapınca o zaman ne olur? Y, NO3, 2 olur. O zaman baktığım zaman Y'den bir atom Azot ama burada parantez içerisinde toplam 4 atom var. 4, 4 kere 2'den yani 8 toplamda 9 atom olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki Z'ye bakalım. 97 ve 520 zaten oradaki farkımız 4 kattan fazla. O zaman Z'nin de basamağı artı 1'dir. Aynı X gibi artı 1 eksi 1 o zaman ne olur? Z NO3 bileşiğini oluştururlar. Toplamda zaman baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 5 atom vardır. O zaman bize atom sayısını büyükten küçüğe sıralayın dediği için en fazla Y'de sonra X ve Z'de o zaman cevap burada denizli olacak. Arkadaşlar ne yaptık? İyonik bağlı bileşikleri isimlendirdik. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde kovalent bağlı bileşikleri isimlendireceğiz. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.